Aşkım. İçi dolu ya. Smarties'le doluymuş. Bunun içinde bir şey yok sanırım. İçleri boş. Ama ağaç süslü. Olacağım. Onları istedim. Tamam, onlardan bir tane alalım. İçi bonibonlu değil mi? Evet, bunların içi bonibonlu. Kırıp yiyeceğiz. Bunun Noel babalısından olurdu. Hı. Ben küçükken vardı, bilmiyorum. Belki de kuzenler falan belki getirmişti. Böyle içini kırıp yemiştim. Hı. Hatta ben kıramamıştım. Babam kırmıştı falan. Çok güzel. Kırma bedeli alıp yarısını doyuyor falan. Muhtemelen. O üzümlü sanırım. Üzümlü ve şeyli mi? Ay, oldu. Buna o şekilde kırıldı bu ama. Aynen. Şundan aldık. Şundan alalım. Düzeni bozacağım. Ortadan çektim. Güzel. Başka? Bilmiyorum. Bir de... Onlardan mı alsak? Bunlar şey, ağaç süsü. Ağaca takım olkanı. Aynen. Çok güzel. Şey mi? Alman menşeli sanırım. Hı? Alman çikolatası. Evet, sütlü çikolata. Bitter olsaydı daha çok hoşuma giderdi ama yapacak bir şey yok. Seni çok aradım. Seni çok aradım gerçekten. Bu bitterliymiş %90. O zaman daha çok hoşuma gitti. After 8. Bazı paketleri açmışlardı da üzüldüm. Evet. Video evet. Şöyle yandan dahil olsun. Şey, blok kameramı getirmedim. Tamam mı? Bu arada fiyatları da hani böyle göstereyim. Bu ne kadar oluyor yazmıyorum. Aynen ama Smarties'i almak için geldim onun için. Direkt onu aldım yani. Aşağıda bir de şöyle bir şey var. What is that? Mini Noel babalar var içinde. Evet, o da güzelmiş. Onun fiyatı ne kadarmış? Onunki 40 diyor. Biz böyle iyiyiz bence. Hadi kaçalım. Hadi kaçalım. Merhaba arkadaşlar. Daha dakika bir gol bir yani. Sesimden de anlayacağınız üzere bayağı hastayız. Bilmiyorum ya, bu grip nasıl grip? Yani Covid de değil. Bilmiyorum. Artık gripler de bir şekil değiştirdi. Ne oldu? Geceden beridir acil ziyareti. Ondan sonra eve dönüş. Bir sürü poşet poşet ilaç. Duruyor ikimizin de ateşi 40'ı falan buluyor. Yani çok garip bir grip ya. Bu nasıl bir salgın ben bilmiyorum yani. Ben ilk kez böyle bir grip geçiriyorum ya. Bu normal grip gibi gelmiyor bana yani. Hani, tamam ateşim çıkardı önceden de ama bu kadar kötü olmazdım. Of. Yani şuradan şuraya yürüyecek halim yok. Onun için tabii derse gitmeyi de iptal ettim. Ve pazar günü sınavım var. Bilmiyorum yani, umarım geçerim. Yine hala ufak bir ümit kırıntısına tutunuyorum yani. Artık bakacağız yani. Öyle. Bari ne yapayım? Hastayken vlog çekeyim yani. Çünkü şey, vlogmasa başladım ve bitirmek istiyorum ayın
31'ine kadar hani çekeceğim. Ben de böyle bir şeye kendi kendime söz verdiğim zaman kesinlikle yani sürünüyor bile olsam. Bu arada bayağı zor nefes alıyorum. Hani neden nefes nefese konuşuyorsun da diyebilirsiniz yani ama gerçekten zorluyor yani. Bademciklerim inanılmaz iltihaplanmış. Öyle dedi doktor yani. Yani bir gün fire vermiş olduk. Ya bir gün iki tane video atacağım muhtemelen. Çünkü şey olsun istemiyorum. Tam 31 gün olsun istiyorum yani. Öyle. Bugünün vlogu da hastalık vlogu. Ya Oğulcan'ın pasaportu geldi. Benimki gelmedi arkadaşlar. Ya 1 Aralık'ta ilk attığımız video pasaport videosuydu. Hani pasaport başvurumuzu yaptık ve randevuya gittik diye. Benimki gelmedi. Benimki hala kontrolde olduğunu söylüyor. Oğulcan'ınki geldi. Ama Oğulcan şöyle bir şey yaptı. Aradı ve hani bizim planlarımız vardı. Dışına çıkacağız. Hani hızlandırılabilir mi vesaire diye konuştuğu için bence geldi. Ben aramadım. Yani... Artık bilmiyorum. Muhtemelen bugün ararım. Evet bu sesle de konuşurum yani. Hiçbir fikrim yok. Öyle yani işte. Bugün ne çekerim? İnanın ben de bilmiyorum. Yani öyle. Bugün muhtemelen şey yani hani Netflix falan izleriz. Ve full yatarız gibi geliyor. Biraz bitki çayı falan. Takviye bir şeyler aldık. İşte hani C vitamini, çinko, propolis falan. Efervesan tablet yani bir şeyler içeceğiz. Ya ben yine antibiyotik içiyorum. Hiç hoş değil. Gerçekten nefret ediyorum ilaç içmekten. Bakalım yani. Tavuk suyuna çorba sipariş ettik. Benim tavuk sotem vardı zaten. Turşu hani şey gibi ya, hastalığı kaptık, ondan sonra kendimizi böyle yemekle iyileştirmeye çalışıyormuşuz gibi ama ah fena. Ve evet, Wednesday izliyoruz. Ya biz aslında başlamıştık ama böyle yarısında kaldık, sonra tekrar dedik bari başlayalım, aradan çok fazla zaman geçti, öyle tekrardan başladık yani. Bu arada dekorasyonda hafif değişiklikler yaptım. Ama ışıkları açmadık. Neyse birazdan tatlılarımızı yerken ışıkları açarız da güzel bir ambiyans şöyle oluşsun. Şey ya moralimiz düzelsin değil mi? Moralimiz düzelsin. Kattık. Az da Işıklar. Olsa. Azıcık da olsa aynen. Birazcık keyfimiz yerine gelsin. Nane limon kaynattım ben o sırada zaten. Görüyorsunuz böyle hani. Peçete. Hay
Hayır ya, bu peçeteden kullanılmaz yani. Burnu acayip acıtıyor. Bir de ben zaten burun ameliyatı geçirdiğim için yani burnumu doğru düzgün de silemiyorum, tamam mı? Hani siz normal insanlar nasıl burnunuzu siliyorsunuz bilemem ama ben öyle silemiyorum maalesef. Önce tiramisu yiyecektim ama tiramisu'dan vazgeçtim sanırım. Hani kahveli ya, bilmiyorum. Böyle şey istedim, böyle narenciye tadında bir kek. Diğer kekimizi bitirdik. Normalde limonlu kek yapmıştım da o artık bayağı oldu zaten yani yapalım. Evet, böyle. Ve siteyi izlemeye devam. Bilmiyorum bu sesim ne zaman düzelir, nasıl olur, hiçbir fikrim yok. Yani çünkü gittikçe daha da kötüleşiyor gibi. Hani iyileşmiyor yani. Bakalım pazar günü sınavım nasıl geçecek? Bunu düşünüyorum. Bugün derse de gidemedim. Çok üzücü. Evet. Evet, birer kahve aldık. Gerçi olacağınki Alo. sahlep. Yani Gordiyon'la geldik ama o kadar fenayım ki aslında. Öyle bakalım. Daha küçüksen. Evet. Harika. Çünkü neden? İtalya vizesi. Aynen. İtalya vizesi daha küçük bir sen istiyormuş sanırım. Evet. Ya normal biyometrik fotoğraf okey. Hani Konuşamadım. konuşamadı. Şu an zaten sesim o kadar kötü ki sürekli öksürdüğüm için. Evet ya. Bu saleple kahveyle bitki çaylarıyla ayakta duruyoruz şu an. Evet. Yani. Ben de. Ama güzelmiş. Limonun. İçibo'nun Evet. bardakları çok iyi. Helal. Ben Çibon'un salebini hiç içmemiştim. Güzelmiş bu arada. Başka yerden dışarıda falan şey içtim de Çibon'un salebini alıp içmemiştim. Güzelmiş. Aynen. Yani, o zaman Dur, el frenini indirdin hemen. Bir dakika. evet, geriye de taktım. Gideceğim. Hoşça kal. Bay bay. Ne oldu sen? Ben bunu çok seviyorum. Farklı stratejilerim var. Görüşürüz. Buraya gelmiş. Al. Azıcık da seni çekeyim. Azıcık da ben seni çekeyim. Bakın kendisi sesi böyle kısılma raddesine geldi. Boğazı ağrıyor. O yüzden hiç konuşmuyor. Bakayım. Şöyle işaret dili öğreneceğiz. Bakalım. Hasta günlükleri vol bilmem kaçtan merhabalar. Melis'in sesi olmadığı için şu an videoyu bu kısmını ben açıyorum. Keyifli seyirler. Peki ne mi izliyoruz? Is lost, for none now live who remember it. Thank you.
Evet arkadaşlar, aradan günler günler geçti gerçekten. Kaç gündür video atamıyorum, saymadım. Sanırım en son Perşembe günü bıraktım. Bugün Salı günü oldu. Şöyle ki o kadar az az bir şeyler çekebildim ki. Ve bu arada sesim şu an gerçekten en düzelmiş halinde. Ya ben Covid'i böyle geçirdiğimi hatırlamıyorum. Açıp Covid videolarına bakacağım. Covid'de tamam bir hafta karantinadaydık, evde yattık, dinlendik falan ama yani bu Covid'den daha beter bir şey. Bu nasıl bir şey ben bilmiyorum. Yani ve bu arada kesinlikle test yapmıyorlar. Gidiyoruz test yapın diye yani. Hani bu Covid mi diye. Hayır diyorlar, herkes bu şekilde. Herkesin ateşi var, herkesin öksürüğü var. Boşa gitmesin istiyorlar testler muhtemelen. Bilmiyorum yani, bir influenza koyalım şuraya. Şuraya da şey, Covid koyalım, böyle es kısımlar. Nasıl bir şey ben bilmiyorum ya, bu çok garip yani. İki konuşuyorum, tamam mı? Nefes nefese kalıyorum. Korkunç bir şey. Covid'i daha iyi geçirdiğimi söyleyebilirim. Öyle diyeyim yani. Aman arkadaşlar, vallahi tedbiri elinizden bırakmayın. Ya muhtemelen ben nereden kaptığımı biliyorum. Ya keşke bana söylenmiş olsaydı da ben de ona göre maskemi taksaydım. Hani ya arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Kendinizde bir kırgınlık, bir şey hissediyorsanız, tamam mı? Ya hasta olacağınız belli. Ya da böyle hani hasta olacağınız belli ya, o kuluçka döneminde ya. Lütfen maskenizi takın. Lütfen başkalarıyla temasınızı azaltın. Lütfen. Yani hasta iseniz zaten hani şey yapmayın ya. Başka insanlara hani ben biraz kırgınlığım var deyin. Ya da hani bir kendimi çok iyi hissetmiyorum deyin. Tamam mı? Görüşmeyin ya da hani uyarın, maskeni takar mısın deyin. Hani ben çok iyi hissetmiyorum, ben de maskemi takayım falan deyin ya. Hani lütfen. Ya bu şey yani, bir saygı ya. Gerçekten saygı. Hani şu an yani Aralık ayımın son haftası gitti benim yani. Mahvoldu. Hani yeni yıla hasta bir şekilde gireceğiz. Yani gireceğim diyeyim. Oğulcan neyse ki iyileşti hani. İşe gidebildi. Salı günü anca gidebildi yani o da işe. Ben daha iyileşemedim. Ve onun haricinde arkadaşlar çok üzücü. Hani bunu söyleyeyim, üzücü haberi vereyim yani. Ehliyet sınavına giremedim. Yani yılın son ehliyet sınavıydı. Hani bana şans dileyin diyordum. Ama nerede bende o şans? Bu sefer de hasta olduğum için sınava giremedim. Ya evet, zaten gireceğim diye hani çok böyle kendimi şey yaptım ama mümkün değil. Ya öksürüğüm arkadaşlar sabaha kadar hiç durmadı. Hani sürekli öksürdüm. En sonunda fenalık geçirince hani sürekli kriz geliyor. En sonunda acile gittik. Serum falan takıldı. Bir sürü ilaç daha yazıldı falan. Bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Normalde beni iyi etmeyecek bir ilaç yazılmış bana. Ve neden biliyor musunuz? Ya diyeceksiniz, hangi doktor sana iyi etmeyecek bir ilaç yazar ki diyeceksiniz. Ama doktor arkadaş bana benim sağlık sigortam bitmiş. Sağlık sigortamın hani bittiğini vesaire hiçbir şey söylemedi zaten. Hani belki de görmüyordur ekranında, bilmiyorum. Sigortam karşılamıyor diye bana viral enfeksiyon ilacı yazamamış. Ve bana o ilacı yazamadığı için benim hastalığım ilerledi. Öksürüğe gitti, hırıltıya gitti, ciğerlerim mahvoldu. Yani yine muhtemelen
Bu bittikten sonra da muhtemelen yani devam edecek bu yan etkileri şeyleri etkileri devam edecek muhtemelen yani Covid geçirdikten sonra da 2 ay etkileriyle uğraşmıştım zaten. Bana bunu nasıl söylemezsiniz? Benim sigortam bittiği için bana o ilacı yazamıyorsunuz. Bana söylesen yemin ederim ki giderim. Kendi paramla alırım. Bir şekilde para bulurum, alırım. Yani bir alırım yani. Paramla alırım, anlıyor musunuz? Nasıl söylenmez böyle bir şey? Biz senin sigortan bitmiş. SGK olduğun için sana bu ilacı yazdık. Ama beni iyi etmeyecek o ilaç. Niye böyle bir şey yaptınız? Çünkü Oğulcan'la beraber aynı anda başvurduk. Onu acile aldılar sağlık sigortası var diye. Beni almadılar acile. Ben de diyorum neden acaba? Bana diyorlar ki daha ciddi insan, daha ciddi hastaları alıyoruz. Oğulcan benden çok çok daha iyiydi. Ben oraya gittiğimde 40 derece ateşim vardı. Ve bademciklerim tamamen enfeksiyon kaplanmış vesaire yani. Hani tamam okey ayakta girdik tabii hani. Okey ama sen bana beni iyi edecek ilaç yaz ki ben 2 gün boyunca arkadaşlar hiç uyumadım. 2 gün. Ya 48 saatlik bir uykusuzluktan bahsediyorum ve ekstra olarak full öksürüyorum. Hiç konuşamadım arkadaşlar, hiç. Çok çok kötüydü. En sonunda acile gittik. Acildeki doktor zaten dedi. Bu sigortası karşılamadığı için yazılmamış dedi. Ben böyle oldum. Ne? Bunu bana söyleseydiniz ya ben giderdim paramla alırdım o ilacı ya. İlacı içtim arkadaşlar iyi oldum. Ekstra olarak diğer içtiğim ilacın yan etkileriyle uğraştım. Maalesef. Ya bunu sormam mı gerekiyordu yani? Nasıl sorabilirsiniz ki bunu böyle bir şeyi? Hiç bilmiyorum. Benim başıma böyle bir şey geldi. Aman diyeyim sizin de gelmesin yani umarım. Çok kötü. Yani çok korkunç bir şey ya. Çok korkunç. Zaten sabaha kadar artık 48. saatinde uykusuzluğumun hani acile koştuk tekrardan hani ben dedim fenayım yani çok kötü. Serum takıldı falan. Orada birazcık bir kendime geldim. Ha, tabii öksürük krizleri devam ediyor. Hani gördü yani doktor da ilaç yazdı vesaire. Çok korkunçtu arkadaşlar size yani kelimelerle anlatamam. Hani anlatabildiğim kısmı bu kadar yani. Çok kötüydü, çok korkunçtu. Çok çok üzgünüm. Yani günlerdir zaten video vesaire ya bilgisayarın kapağını bile açacak gücüm yoktu. Yani şöyle söyleyeyim. Cumartesi günü hani neredeyse 40 dereceyi vuran ateşim var. Dedim ki hayır ben trafiğe kapalı alanda gideceğim çalışacağım. Direksiyon çalışacağım çünkü sınavım var. Hayır dedim yapabilirsin. Hayır, bazen hasta olduğunuz zaman vücudunuzu salın. Benim gibi yapmayın. Yani yapabileceğime inanmıştım. Neyse yani velhasıl kelam olmadı. Ama en azından rapor almış oldum. Rapor aldığım için zaten 4 tane hakkım varmış. 4 hakkımın biri gitmemiş oldu. En azından. Hani. Ya zaten hani. Bilmiyorum. Valla hocam da kullanıyorsun diyor. Yani iyi gidiyordu. Onunla da. Son dersimizi yapamadık tabii ben hasta olunca ama. Hani iyi gidiyordu.
Zaten olacağım da diyor. Ya şey, olacağım çok tarafsız bir gözmüş gibi gelemiyor da bana. Onun için hani hocam iyi sürüyorsun dediği için onu söylemek istedim. Olacağım da iyi sürüyorsun diyor. O en başından beri iyi sürüyorsun diyor zaten. Yani bilmiyorum, belki ilk seferde alabilirdim diye düşünüyorum ama ilk sefere de durum böyle olunca. Ya bir de şey arkadaşlar, bende şöyle bir olay var. Böyle şey planladım ya şimdi o işleri. Tek tek böyle yazdım ya. Hatta madde madde falan bile yazarım yani, tamam mı? Ajandadaki haliyle gitmezse ben stres oluyorum. Şimdi yani benim hani video fikirlerim her gün ne çekilecek, ne yapılacak vesaire. Hepsi böyle rayında gidiyordu. Tamam mı? Bir anda bir hasta oldum. Hani hasta olduğum için de çekimi tamamen bırakmak gibi bir şey yapmıyorum bu arada. Hani sesim çıkmasa bile görüntülerden hani izlediğiniz üzere bir şeyler yapmaya çalıştım. Hani çekmeye çalıştım ama olduğu kadar gerçekten. Çünkü kamerayı elime aldığım vakit zaten kendimi bir tık daha böyle hani hasta ama çekebilecek güçte hissettiğim vakitler. Yoksa hani onun 2 dakika sonrası hani yatak döşek yatış yani. Ama yine de bir şeyler yapmaya çalıştım. Hani umarım beğenirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bu arada hani video atmadığım için hani ne oldu, bir şey mi var diye yazanlarınız oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.